Ev almak için kooperatife girdiler. Tüm hayalleri, başlarını sokacakları bir eve sahip olabilmekti. Ama aradan geçen 17 senede binaların yükseleceği arsa da şimdi buğday başakları yükseliyor. Erol Güzel. Erol Bey, kaç sene önce ev sahibi olma hayaliyle yola çıktınız? 1989 yılında ilk üyeliğimiz oldu. 2000 yılında da arsalar satın alındı. Ve o günden de bugüne kadar arsalarımızın üzerinde mimar geçmesi için bekliyoruz. Yani 25. senenizsiniz. Hayır. 17 yıldır, aşağı yukarı 17 yıldır buranın imarıyla ilgili bekliyoruz. Tabii burada Büyükşehir Belediyesi buradan iki kez imar planını geçirdiler. Yani Melik Bey bu konuda kendisi üzerine düşen görevi yaptı. Ancak şehir planlamacıları iki kez buranın imarının iptaliyle ilgili dava açtı. Zaten davada biliyorsunuz aşağı yukarı 5 yıl sürdü. Zaten süreç bundan dolayı biraz uzadı. Ancak 17 yıl önce başbakan kimdi? 17 yıl önce? 17 yıl önce şey yoktu, koalisyon hükümeti vardı ya. Çok zaman geçmişlerdi. Evet, bir halde zaman geçti ama şimdi tabii son aşamaya geldik. Şu an Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün kooperatif başkanlarının bir araya gelerek bu işi tamamen bitireceğini söyledi. Bölgede 98 kooperatif faaliyet gösteriyor. Tabii bunun bir o kadar da köylülerin arazisi var. Tabii şimdi biz burada bütün kooperatifler bir araya geldik. 7-8 kooperatifle bir araya gelemedik. Diğerleriyle hepsi bir aradayız, hemfikiriz. Melih Bey de bunu iletti kendisi. Şu an bizim imar planımız da hazırlandı. İçeri sunulacak işte. Peki ne hissediyorsunuz? Şimdi bu göz alabildiğine bir araziden bahsediyoruz. Yani sonu yok. Evet. Sonu yok. Şimdi buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Çok beklediğimizi hissediyorum. Bir bakıyorum şu an ama... Mevcut şu an bulunan Eryaman'ın bir o kadarı daha imar planı bekleyen alan. Ciddi bir şey. Aşağı yukarı 50 bin konut olarak düşünürsek bunu, bu da demektir ki 200 bin nüfus demektir burada. Tabii burada 200 bin nüfusun altyapısı, 200 bin nüfusun belediye hizmetleri, tabii bunların hepsini de beraberinde getirecekleri şeyler. Şimdi zaten gelmişim onun yakınına kadar. Yani artık başladığı nokta burası. Hemen dibinde evler başlamış. Umudunuz yeşillendi mi? Kesinlikle. Şimdi yanımızdaki hemen gördüğümüz konutları görünce bunların değerlerini hesap ediyorum şu an. Aşağı yukarı 250-300'den aşağı değildir. Bu da demektir ki buradaki yapılacak konutların da bir o kadar edeceği düşüncesindeyim. Bu bizlerin, üyelerimizin bu kadar uzun zamandır beklemelerinin hiç olmazsa biraz ikramiyesi olmuş oluyor. Değerli bir konuta seneye, sahip olmanın. 17 seneye değecek yani. Evet, inşallah. İnşallah bu konuda Sayın Melih Bey'in bize verdiği sözlerle. Bütün kooperatifler bir araya geldiyse Allah nasip ederse seçimlerden sonra ilk belediye meclisine sokar, ikinci belediye meclisine çıkartırım. Hatta orada kamu arazisi yoksa kentsel dönüşüm de ilan ederiz. 5000'lik kentsel dönüşümü aynı gün çıkartırız. Ruhsatları da direkt buradan alır. Direkt olaraktan Allah nasip ederse başlarsınız. Hiçbir sorun da olmaz. Burası sizi tansiyon hastası mı yaptı? Maalesef stres, tansiyon hastası yaptı. Babam bunu aldı, sonra bana bıraktı. Büyük ihtimalle ben de çocuklarıma bırakırım herhalde bunu. Dile kolay, tam 17 sene. Ev sahibi olmak için yola çıktılar ama ellerinde yalnızca ödeme makbuzları ve binaların yükseleceği söylenen ama buğday tarlasına dönen bu arazi var. Buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Çok beklediğimizi hissediyorum. Var. Üstelik 1, 10, 100 değil binlerce kişi senelerdir ev sahibi olmayı bekliyor. Daire planları hatta proje animasyonları bile hazır. Tek eksik var 17 yıldır atılamayan temel. Bir işe girerken 17 sene 20 sene süreceğini düşünseniz girmezsiniz zaten. Ama bizi buran niye çekti bizi? Ucuzdu. Ankara'nın Eryaman bölgesinde ev sahibi olacaklardı. Yüz binlerce metrekare üzerinde modern projeler hayallerini süslüyordu. 40 bin konut yapılacaktı ama 98 kooperatif hala bir çivi bile çakamadı. Ne bitmemiş inşaatlar, ne yarım kalmış kooperatifler, ne kaçan müteahhitler. Burası başkentin 40 bin konutluk yeni yerleşim alanı ancak imar problemleri var. 17 senedir işte bu şekilde buğday tarlası. Ancak artık son noktaya gelindi. Buğdaylar henüz başak vermedi ama umutlar yeşerdi. Hemen gördüğümüz konutları görünce bunların değerlerini hesap ediyorum şu an. Aşağı yukarı 250-300'den aşağı değildir.
Bu da demektir ki buradaki yapılacak konutların da bir o kadar edeceği düşüncesindeyim. Ev yapılamayınca arazi boş kalmasın diyen köylüler ekip biçmeye başlamış. Buğday en revaçta olan ürün. Tabii yıllardır sürülüyor. Yani sürülmesi de bizim için iyi sonuçta. Buğdaya da ihtiyaç var. Buğdaydan pay alıyor musunuz? Yok, şu an öyle bir şey gelmedi bize ama talep edeceğim. Kooperatifler inşaat olmasa da faal durumda. Genel kurullar yapılıyor, aidatlar ödeniyor. Hatta birkaç ay aksatan üyelikten düşürülüyor. Tarlada ev hasatı içinse umutlu bekleyiş sürüyor. Üyelerin o ağırlığını artık omuzlarımızda hissediyoruz. Artık bizler onlar olduk. Ben 98 Haziran'dan beri başkanım. Kooperatifin başkanıyım. Aynı zamanda üyesiyim. İstikrarlı bir başkanlık var yani. 98 yılından bu yana 16 sene. 16-17 sene işte olacak. Haziran'da. Yani yıllardır verdiğimiz bir emek var kardeşim. Yani her milimini artık ezberledik. Daha önceleri mesela bu kadar yapılaşma yoktu. O da bizi sevindiriyor. Arsamızın biraz daha değer takılıyor. İnşallah Onur Bey'in söylediği gibi de başkanımız, yani inanıyoruz ona. Yani şu bir söz yerine getireceğiz. Yani. Üyelerimize de yani söz verdiğimizden daha da fazlası bir konu çıkacağını düşünüyoruz. 17 sene öncesini hatırlıyor musunuz ilk gün? İlk gün hatırlıyorum. Nasıldı? Ne hissetmiştiniz girerken? Binalarım aşağı yukarı 1 kilometre ilerisinden bakmıştık buralara. Yol yoktu o zaman. Yani bu kadar süre süreceğini tabii tahmin etmedik. Yani bir işe girerken 17 sene, 20 sene süreceğini düşünseniz girmezsiniz zaten. Ama bize, buran niye çekti bizi? Ucuzdu. Yani tatillerde. Ucuz şekilde aldık. Üyelerimize yani büyük arazi. Yani böyle Türkiye'de gerçi bir de böyle bir şey konuşmanız için bu kadar da yıl geçmesi lazım. Yani hemen alayım 3-5 sene sonra değerlensin denen bir yer yok. O kadar yani o zaman ne maliyet artıyor, daha fazla paralar vermemiz lazım. 17 sene önce nasıl bulmuştuk? Bu 17 senede daha hani ne? Arsa aynı duruyor da sizde ne gibi değişiklik oldu? Bizler çok yıprandık. Yani bizler şimdi o üye kitlesini tam biziz sonuçta. Onların sıkıntısını çeken biziz. Çeken derken yanlış anlaşılmasın yani. O potansiyeli bir şekilde bizim üzerimizde eriyor. Yoksa herkes diyor yani işte şunu yapalım başkan, bunu yapalım başkan falan ama burada bir güç birliği olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz. Yani bir sürü kooperatif var. Bir araya gelinmesi lazım. Arazi çok büyük. Arazinin tamamı konut alanına uygun değil. Mecburen normal imar zayiatlarından daha fazlası olacak bu bölgede. Belediye altyapı getirecek buraya. Bir sürü trilyonlar harcayacak. Ne bileyim. Yani bizim de sonuçta belediyeye katkımız olacak. Yeri mahalle belediyesi olsun, büyükşehir belediyesi olsun. Yani vereceğimiz işte ruhsat ağaçları, şunlar bunlar, kapı ağaçları falan. Şimdi tam arkanıza döndüğünüz zaman sürülü üstü tarla evet, var. Evet. Burada sizin binalarınız olacaktı. Evet. Tarla. Tabii yıllardır sürülüyor. Yani sürülmesi de bizim için değil sonuçta. Buğdaya da ihtiyaç var. Toprak boşa gitmesin. Yok gitmesin tabii ki. Yani bizim bir arkadaşımız var, burada her zaman söyler. Patates tarlası aldık biz diye. Esprisi hani mimarımız bitene kadar mecburen böyle yapılması gerekirse. Siz kiraya verdiniz mi? Yok yok. Onu yok. Kiraya verilmiş durumda yok. Yani köylünün zaten arazisi bir onlar zaten gözüktü. Aşağı yukarı ben 2000'den beri 14 sene. Siz daha yenisiniz o zaman. Değil mi? Ne hissediyorsunuz şimdi? En son buraya ne zaman gelmiştiniz? Yazın geldim zaten. Yerde zaman zaman geliyorum. Peki ne hissettiniz şu anda geldiğinizde? Buralar belki şurada sizin binanız yükselecek. Valla işte binaları hayal ediyoruz. Yani yani sağ olsun başkan da başkanımız da buraya işte en kısa sürede halledecek. İşte onun hayaliyle yaşıyoruz. Peki aynı soruyu size de sorayım şimdi. Ekilmiş bir tarla. Burada belki 4 harfli bir eviniz olacak sizin ama şimdi tarla. Buğday da ama buğday da yarar. Hayır yani sonuçta biz bir kooperatif olduğumuz için burası konut kooperatifi. Yani bunun tabii olması gerekiyordu. Şeyde bu kadar sıkıntımız yani üyelere karşı sözümüzün yerine gelmemiz. Yani bir an üyelere evlerini şey yapmak. Çünkü mağdur olan kişiler onlar. Peki ne söylüyorlar size? 17 sene sizi suçluyorlar mı? Mesela? Yok sağ olsun yani. Bir şey yok. Biz her şeyi açıkla kendilerine anlattığımız için böyle bir sorunla karşılaşmadık. Şimdi çok yakına kadar artık yüksek katlı binalar gelmiş. Evet. Yani burada da tünelin ucunda ışık gözüktü galiba. Gözüktü. O yüzden de zaten ya mutluyuz, üyeler de mutlu yani. Son gelişmeler iyi. Umudumuzu yitirmedik diyorsunuz. Yok yok. Son gelişmeler iyi. Sağ olun. Başkanımız da şeyini verdi yani. Sözünü verdi. Sıkıntı yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Aşağıya.